Tulum'a geldik. Nasıl ama enerjisi girer girmez neler hissettin? Gerçekten hissettim. Çok güzel. Yani 40 derece bir hava var. Burada mangocu Arif var. Mango satıyor. Burası Meksika'nın en işlek noktalarından bir tanesi. Turistlerin buraya gelmek için çığlık attığını duyuyoruz. Evet, sokaklarda. Çünkü neden? Buranın denizi, kumu, güneşi. Bak bugün sana gözlük alıyorduk. Ne dedi adam? Yan tarafa gittik. 250 lira. 180 aldık. Aynen öyle. Sonra markete gittik. Markette 100 olduğunu öğrendik. Meksika deyince tansiyonlar direkt fırlıyor. Tehlike, gerilim, ölüm, korku. Dünyanın en güzel tatil beldelerinden bir tanesi olan Meksika'nın Tulum şehrine herkese selamlar arkadaşlar. Evet, geldik. Eda Taşpınar'ın kararıp çıkmadığı yer. Bütün mankenlerin, Türk kızlarının hayali olan Tulum'dayız. Bugün sizlerle birlikte bu videoda Tulum'u keşfedeceğiz. Caddelere ineceğiz, mekanlara bakacağız. Neler var, neler yok hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce bu kardeşiniz için ufak bir yorum, nokta, emoji, virgül bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca videoyu da sevdiklerinizle paylaşırsanız daha çok etkileşim alır ve daha çok kişiye ulaşırız. O zaman ne diyoruz? Hightailora prodüksiyon farkıyla Meksika Tulum gezisi başlıyor. Bu arada 30 kilometre hız sınırı, kurallara uyalım. Videoyu çok kısa veriyorum. Amerika'da şirket kurmak bu kadar kolay olmamıştı. Evet, Kızılkaya danışmanlık sayesinde artık hızlıca ve güvenilir bir şekilde şirket kurabileceksiniz. Onun haricinde sadece şirket kurmak mı? Asla. Amerika'da turist vizesi, oturum almak, yatırım vizesi. Yani aklınıza gelen bütün vize türleriyle ilgili çok kurumsal bir şekilde danışmanlık hizmeti veriyorlar. Eğer siz de faydalanmak isterseniz benim adım vererek destek alabilirsiniz. Ekranın sol altına Kızılkaya Danışmanlığı'nın Instagram bilgilerini bıraktım. Aynı zamanda diğer iletişim bilgileri ise açıklamalar kısmında mevcut. Oradan tıklayıp ulaşıp destek alabilirsiniz. Hadi bakalım videoya devam ediyoruz. Bu gezimizde yine her zamanki gibi Brezilya'nın, favela'nın babası Eren kardeşim burada. Ermano. Ermano nasıl? Ya? İyidir kanka valla. Tulum'a geldik. Nasıl Tulum? En çok merak ettiğim yerlerden birisi. Meksika'da. Gerçekten Tulum. Çok güzel geziler yapacağız arkadaşlar. Çok güzel videolar çekeceğiz. Evet. Nasıl ama enerjisi girer girmez neler hissettin? Gerçekten hissettim. Çok güzel. Yani 40 derece bir hava var. Tam böyle hani gelirsin böyle Antalya'nın sıcağı olur ya. 10 numara bir yer. Şu anda saat 5. Bir yer bekledik bu saati. Aynen. Serinlesin diye. Çok sıcaktı öyle. Bir çıkalım şu caddeyi bir turluyorum Eren. Aynen. Bakalım ne var ne yok. Bir sonraki videoda sahili sıkıştırırız. Aynen. Bu arada arkadaşlar Eren'i takip etmeyi unutmayın. Hala takip etmiyorsanız ekrana bıraktım ismini. Eren İyi Köşker. Hadi bakalım. Kurallara uyuyorlar burada. Trafik kuralları çok önemli arkadaşlar. Bakın şurası yaya geçidi. Hemen izleyin abi. Duruyoruz. Geçiyoruz. Bak. 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 Severim. Kurallara uyan ülkeleri severim. Bak adımımı atıyorum. Attım. Attı gördün mü Eren? Aynen. Adımı attınca duruyorlar. Tabii. Çok iyi abi. Çok iyi. Saygı kültür çok önemli. Bir ülkeden önem verdiğim şeydir benim. Doğru. En önemli şeylerden birisi. Burada mangocu Arif var. Mango satıyor. Kaç satıyormuş ya? Hola hermano, como está? Gracias. ¿Cuánto cuesta? 25 uno y 50 el vaso. Este 50. Sí. Adentro dos. Hmm, iki tane varmış içerisinde 50 diyor. Buna 25 diyor. Kilosu 20 kat. Satıyor burada 25 tanesini ya. Vicdansız ya. Aynen. Gracias señor. Gracias. Gel abi devam edelim biz. Şöyle biraz halkın içine karışalım. Esnafla da sohbet ederim. Aynen. Tulum'u çok severim Eren. Tulum benden yeri farklıdır baba. Sen burada yani vakit geçirdim. Tabii canım kaldık. Biz artık baba Meksika'nın kitabını yazdık ya. Çok iyi. Bu üçüncü gelişim. Sen buralı mısın? Tabii. Yani İstanbul'da Antalya'ya gider gibi binip Meksika'ya geliyorum abi ya. Adam dünyanın bir ucuna geliyor. İstanbul'dan 16-17 saat duruyor burası yalnız. Şaka yok arkadaşlar. Harbi uzak. Seviyorum Meksika'yı. Şu an neymiş abi girelim buraya. Gel baba. Oo, deri çantalara bak Eren. Bak bunlar da deri sombrerolar. Şurası şey. Bunlar koyun bir derisi. Orijinal gerçek deri. Köy ağaları ve şerefler falan takıyor bunu. Çok kalitelidir. Bak burada tekila var, meskaller var. Görüyor musun? Malları acı. Akrepli. 4400 peso Eren. Fiyata bak. 250 Amerikan. 250 Amerikan doları. Bayağı pahalıymış ha. Bak burada da küçükleri var abi. Bunlar da 20 dolar. Dokunmayalım, düşermişler de bize mahvoluruz Eren. Aynen. Bak kurtlusu var burada. Kurtlu meskal. Aa. Tabii. Bunun için çok iyi olduğunu söylüyor. Birçok kişi bir önceki videoda yoruma yazmış. 380 peso arkadaşlar. Tek şart. O da ne yapıyor? 20 dolar mı yapıyor? Burada evet. Delik eşyalar falan var yine. Al koşun. Hola señor, ¿cómo está? Todo bien, ustedes. Bien, bien, gracias. Oo. Bu neymiş abi? Sombrero'nun içine şey koymuşlar tekila. Çok iyi. Adam her şey yapmış. Bak bunlar da Oaxaca Ölüler Günü Festivali'ne özel yapılan şeyler. Ne zaman oluyor Ölüler Günü? Kasım ayında oluyor abi. 3 gün sürüyor. Ölülerin başına gelip mezarlıklarda rakı falan içiyorlar. İşte yemek yiyorlar. Festival tarzı. Tabii. Mezarlıkta yapılıyor. Ölü neyi seviyorsa abi rahmetli ölmeden önce işte ona istinaden onu kutluyorlar. Sen de gidiyorsun orada. Mesela Roberto'nun mezarına gittin. Ailesi orada. Roberto diyor rahmetli diyor. Lahmacun çok severdi diyor. Rakıyı çok severdi diyor. Al diyor. Aa. Onun için bir bardak iç. Bir de lahmacun ye diyor. Tabii. Yanında içiyor. Çok değişik bir kültür abi. Çok iyi. İki senede onu kaçırıyorum. Bu sene inşallah yakalayacağım abi. İnşallah abi. Beraber gidelim Eren ona. Gideriz abi. Ölüler Günü Festivali'ne.
Şimdi burası Tulum'un ana caddesi arkadaşlar. Meksika'nın 150 milyon nüfusu var bildiğimiz üzere. Tulum'un nüfusu ise 50 bin. Ama yoğun sezonda 1-1,5 milyon. Evet, abartmıyoruz. Burası Meksika'nın en işlek noktalarından bir tanesi. Turistlerin buraya gelmek için çığlık attığını duyuyoruz. Evet, sokaklarda. Çünkü neden? Buranın denizi, kumu, güneşi mükemmel. Özellikle gece hayatı ve beach club'ları. Tulum'un insanlarla direkt beach club'lar gelir. Ne Cancun ne Playa del Carmen. Bir önceki bölümlerde hatırlarsanız Playa del Carmen'i izledik. Ama Playa del Carmen'deki sadece bir yürüyüş caddesi var, yürüyüş rotası. Burada da var ama playa gibi değil. Çünkü Tulum'un olayı farklı. Sahile gitmeniz gerekiyor. Sahil de buradan yaklaşık 6,5-7 kilometre. Yani buraya geldiğinizde arabanız olması lazım. Bir, motorunuz olması lazım. İki, taksiyle giderseniz sahile 50-60 dolar alırlar. Yürüyerek giderseniz 3 saat sürer. Evet, şaka değil. Biz de motor kiralayacağız. Bir sonraki gün motorla gideceğiz oraya. Çünkü burada ulaşım büyük sıkıntı. Turist tarifesi, Uber falan çalışmıyor. Taksiye bindiniz mi, nereye gideceksin diye soruyor. Starbucks'ta diyorsun, 20 dolar diyor. Oğlum 1 kilometre o 1 dolarlık. Ama adam 20 diyor. Hola señor, ¿cómo está? ¿Todo bien por aquí? Gracias, gracias. Una margarita, una piña colada, mojito, amigo. Thank you. Thank you, mucho gusto. Gracias. Gracias. Görüyorsun değil mi esnaf? Ne kadar esnaf. Esnaf da senin iletişimin iyi. Ben abi çok severim. Kendim de eski esnaf olduğum için esnaflık önemli bir şey abi. Ahilik derler bizde Antep'te. Yine bak deri çantacılar falan var burada. Aklamacılar. Ne güzel yapmışlar değil mi? Aynen. Hep deri bunlar. Tabii burası Tulum olduğu için burada biraz yapıştırabilirler. Yaklaşık bunların fiyatı 60-70 dolar civarındadır. Şehir içine gideceksin. Arka taraflara, kira düşük olan yerlere. Bak bugün sana gözlük alıyorduk. Ne dedi adam? 380 peso değil mi? Hayır, ilk başta 380. 20 dolar. 20 dolar. 300'e düştü vicdansız. Almadık. Yan tarafa gittik. 250 dedi. 180'e aldık. Aynen öyle. Sonra markete gittik. Markette 100 olduğunu öğrendik. Yani her türlü kasığı yedik biraz. Tabii dikkat etmen gerekiyor. Önemli bir bilgilendirme yapacağım. Hep yazıyorsunuz yorumlara, YouTube yorumlarına. Çoğu zaman dönemiyorum. Venezuela'da iş yapmak istiyorum. Kolombiya'da kahve almak istiyorum. Veya Meksika'da kakao çekirdeği getirmek istiyorum. Bununla ilgili platform kurduk arkadaşlar. Açıklamalar kısmında superpeer.com diye bir randevu linki var. Oraya tıklayarak direkt benimle randevu alabilirsiniz. Ondan görüşme sağlayabilirsiniz. Ben de elimden gelen bütün altyapıyı ve desteği sizlere seve seve sağlayacağım. Tabii tek bununla sınırlı değil. Yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Vize işlemleri, hangi otelde kalırız? Mesela Bali'de nasıl bir rota izleyelim? Tayland'da nasıl bir rota izleyelim? Bunlarla ilgili de bu kardeşiniz sizin için küçük küçük rotalar oluşturuyor. Eren, hava nasıl baba? Çok iyi. Güneş geri açtı şansımıza. Açtı ama böyle bir ılık. Saat 5 yani gibiydi. Tabii şu an 5.30 falan oldu. Güneş kapanışı çıktık ama yine bir güneşi yedik. Öğlen sıcağı yok en azından. Aynen öyle. Öğlen cayır cayır yandık abi. Vallahi çok kötüydü ya. Fenaydı. Bak burada da şeyler var. Abidik kubidik böyle enteresan şaman maman işleri. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bunu böyle kapılara takıyorlar galiba değil mi? ¿Cuánto cuesta este? Este da senin 450. 450 pesoymuş abi. 25 dolar. Çok 25 güzel ama dolar. El işçiliği bu. Tengo diferentes tamaños. Este muy lindo. Muy bonito. Tengo más grande. Evet, çok güzel. Muchas gracias. Nos vemos. Turistik yerlere bak biraz bu sıkıntı şimdi. Bakıyorsun, almıyorsun. Arkasını dönüyor, küfür ediyor, gidiyor. Yapma abi, almak zorunda değilim ki ben abi. Ne yapayım? Ben onun yanından taşıyayım, sırtından bağlayayım. Market bu arada dolar kabul ediyor. Oxxo kabul ediyor dolar. Kuru da güzel, 16.90 falan. Öğlen saatlerinde 17'yi falan görüyor. Dolar bozmuyor ama dolarla alışveriş yapabiliyorsun. Çünkü neden? Buraya Amerika turistler geliyor sadece. Bak gördün mü? Abi nasıl yol veriyor? Gracias. Gracias. Bak yine her yerde sağlı sollu caddelerin köşelerinde marina timleri, polisler var abi. Bunlar bordo bereliler. İlk videolarda söylemiştik. Turistik bölgeler olduğu için turistin burada tırnağı bile kanamaması gerekiyor arkadaşlar. Bir tane turistin burada gaspa uğraması demek milyonlarca turistin gelmemesi demek. Çünkü Meksika bildiğimiz üzere Meksika deyince tansiyonlar direkt fırlıyor. Tehlike, gerilim, ölüm, korku. Ama bu bölge güzel ve güvenli. Eren, peki sen şimdi bir haftada buradasın abi. Evet. Neler hissediyorsun? Meksika nasıl? Gelmek istemene tavsiye eder misin? Hola. Meksika'ya çok tavsiye ederim. Ama şu konuda dikkat etmeleri lazım. Gerçekten her şeyi ilk başta düzgünce gelirken yapmaları lazım. Tabii o sıkıntı var abi, almıyorlar ülkeye. Aynen, ülkeye almıyorlar. Yani gerçekten kanıtlaman lazım. Kanıtlamanı istiyorlar. Senin Brezilya oturman olmasa işin zordu biliyorsun değil mi? Vallahi giremeyecektim ben. Vallahi giremeyecektim. Yani kadın orada inanmıyordu hiçbir türlü. Yani İkide bir aynı soruları yapmaya çalıştı falan sordu. Sonra kimliğimi gösterdim. Brezilya oturum kartı falan vardı. O zaman biraz yavaşladı, tamam dedi. Ama sadece bir aylık verdi mesela. Hadi ya. Normalde 6 ay. Normalde 6 ay. Ama bana 30 günlük bastı. Çünkü almıyorlar Türkleri. Buraya gelmek için çok tavsiye ederim. Çok sıcak bir ülke. Ucuz ülke.
Yani plajları güzel. İnanılmaz. Yemekler de çok güzel. Yani esnafta yersin ayrı güzel. Lüks yerde yersin ayrı güzel. Gece hayatı nasıl baba? Gece hayatı inanılmaz güzel. Yani Latin'de en güzel yerlerden birisi Meksika'dır gece hayatı. Ve plajları da zaten çok ünlü. Plaj demek, gece hayatı demek, Meksika demek. Evet, bu arada Eren'in kanalında da Meksika videolar var. Göz atın arkadaşlar onlara da mutlaka. Şimdi Sanat Sokağı'na geldik. Burası Tulum Merkez, Tulum Çarşı arkadaşlar. Öyle konserler monserler veriyorlar. Ufak esnaf kermes mermes kurmuşlar işte. Kek, kurabiye, bisküvi. Eren seversin keki, kurabiye, bisküvi. Aynen valla. Bak bizim Roberto Daniele var burada. Konser veriyor akşam orguyla. Esnaf burada. Meksikalılar, Tulumlular. Aynı kermes ya. Tabii tabii kermes. Al abim. Antojitos, bolsas. Konuşma yapıyor. Refrescos. Alın diyor. Ekonomiye can verir diyor arkadaşlar diyor. Los Globos. Bienvenidos amigos. Bienvenidos. Gracias. Globos. Hoş geldiniz diyor. De todo, de todo. Çok güzel insanlar ya. Bakın burada da şeyler var. Böyle parfüm, aksesuar, makyaj malzemeleri. Yiyecek yok mu ya? Eren? Kıyafet yiyecek olması lazım. Yani bence de mantıken bizde böyle kek, börek, poğaça falan olur abi. Aynen. Bak ikinci el asfaltlar var burada kıyafetler. Bunlar hep ne kadar? Bak güzel güzel şeyler var. Daha varsa daha 1 dolar abi. 20 peso. Çok iyi. Abi canım çorap alamazsın mağazada. Vallahi öyle. Eren'cim. Esnaf ucuz ya burada. Abi kesinlikle lokal. Lokal pazarları gezeceksin. Biz de biliyoruz poşete pazarına gitmeyi ama gerek yok, paramız cebimizde kalsın. Aa bak, kekler börekler var. Hola, buenas tardes. Hola. Pasta falan var. Pastalar çok tatsız bunların. Doğru, Latin'de pasta yapmasını bilmiyorlar abi. Pastaları. Ahmet'in ustamın baklavası olsa da yesek bir tepsi. Çok süper olurdu. Brezilya'ya yani. Geleceğiz inşallah. Ne zaman olacağı sürpriz. Metin ustacığım bizi izliyorsan selam olsun. Selamlar baba. Evet. Telsel ilk gün bana burada bir ufak bir şey yapmışlardı. Geçirmasyon. 25 dolar almıştım sim kartı. 6 GB. 3 gün sonra bitti. Sonra gittim başka yerden 10 dolara sınırsız sim kartı aldım. Böyle acı bir deneyimim var. Sakın Telsel'den almayın. Sakın. Evet, dikkat etmek lazım bu konuda. Abi kesinlikle. Ama işte ne yapacaksın? Bıyık burkula burkula kaytan insan kandırıla kandırıla şeytan oluyor abi. Tabii. O yüzden işte öğreniyoruz biz de. Ama şu var. Dünya turumda 36 ülke oldu. Birçoğuna 3-4 defa gittim. 60-70'tir yani yoksa diğer türlü. İlk günün günahı olmuyor abi. Bir ülkeye giriyorsan ilk günün kesinlikle günahı olmuyor. Hatta o çok yüzden oluyor çünkü. Tabii ilk güne işte otele yerleşene kadar, sim kartı alana kadar kim ne derse veriyorsun, bayılıyorsun abi. O yüzden de bu hataları yapmamak için bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle abi. Sağa doğru devam edelim. Oyuncu caddenin karşısına geçeriz abi. Bak polisler geldi. Hola buenas tardes. Gördün mü askerleri? Bunlar tim. Tabii bunlar şey özel koruma, şey timi. Yeşil bereliler. Burada işte turistleri koruyorlar bizim güvenliğimiz için. Sokaklara cirit atıyorlar sürekli. Aynen. Yoksa diğer türlü Meksika'da böyle kamera sokakta gezeceksin. Adamı kevgire çevirirler vallahi. Affetmezler. Doğru, çete sıkıntısı çok. Nakış şey gibi işlerler bizi burada vallahi helal. Dondurmacı Ali Usta. Ali Usta dondurma, Aldo. Bu herif sahilde bütün şeyi almış, şehirlerin hepsini abi. Dondurma satıyor. Stop dondurma 6 dolar para alıyor vicdansız. Tabii ya, 6 dolar dondurma mı olur abi? İtalya'da yiyorsun sanki ha. İtalya'da 2 euro topu. Gittim Roma'da 2 euro abi. 10 numara. Burası hediyelik eşyacı. Dönerken Türkiye'ye buradan insanlar gelip kıyafet alıyor. Önceden işte Türkler geliyordu ya. Motor 1100 dolar. Motorlar ucuz burada abi. 800 dolar, 900 dolar, 1000 dolar. Kiralamaya kalkıyor 50 dolar çekiyor. Bunu bana dolu çocuğu yer mi ya? Nasıl bulduk hemen 20 dolara? Aynen öyle. Onun için pazarlık yapıp 10 dolara bitireceğiz. Tayland'da günlüğü 3 dolar, 5 dolar. Bali'de aynı şekilde. Ama burada biraz yüksek fiyat çekebiliyorlar. Dikkat etmek gerekiyor. Dolmuş durağı. Buradan da Cancun'a ve Playa del Carmen'e kolektif olarak gidiyor dolmuşlar. 50 peso, 2,5 dolar. Sakın fazlasını vermeyin. Adeo'ya gidebilirsiniz. Büyük otobüsler 5 dolar, küçük servisler 2,5. Tavukçu Bronco'nun yeri. Biz buraya geliriz hep tavuk yemeye. Nasıl az önce yedik burada? Çok iyiydi ya. Baharat falan çok iyi. Fiyat performans mükemmel değil mi? 10 numara ya. Çeyrek tavuk alıyorsunuz, kalçalı but. Yanına pilav veriyor. Sos, 8 tane tortilla. Bir de kola veriyor abi, 0,5'lik. 5 dolar, 100 TL. Bak abi millet afiyet de yiyor. Çok yani ya içerisi. Abi güzel dükkan burası. Aynen. Bangucu Nizam burada. Aralarda bir de çok güzel lokal restoranlar var. Onu tek bölüm yapacağız, yemek bölümü arkadaşlar. Şimdi sadece böyle Tulum Caddesi'ni geziyoruz. Burası işte dünya ünlü meşhur Tulum denilen yerin ana caddesi. Hola, como esta? Bien, gracias. Arjantin aksanı var bende, fark ettin mi? Evet. Sen biraz Portekiz aksanı yapıyorsun. Sombrero var. Ne güzel değil mi? Bu işte orijinal sombrero, Meksika'da ilk yapılan. Bunlar daha sonradan çıkanlar. Bunlar kuzeyin, Kolombiya'nın, Panama'nın falan. Güzel. Evet. Bu bizim şey değil mi? Gözlüğü çakmaya çalışan bize. Aynen. Neden? Bizi pahalıya satmaya çalıştı. Ha, uyar mı oğlum Anadolu çocuğu ya? Yapmayın diyorum, bizi kandırmayın diyorum. Kandırmaya çalışıyorlar sürekli abi. Lütfen yani, por favor. Burası da yine bak rengarenk bir dükkan abi. Bunlar hep işte toka moka niyetine şöyle takıyorlar. Nasıl?
güzel. Mayalılar, Mayalıların kültürü. Zaten burası şey, piramitlere 100 kilometre, Chichen Itza piramitlerine. Maya uygarlığının başkentindeyiz şu an aslında. Mayalılar yani yüzyıllar önce buralarda yaşamışlar. Vay be. Hola, muy buenas tardes. Hola, señor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias. İspanyolca konuşunca şaşırıyor bunlar. Evet. Adam bana İngilizce selam veriyor, İspanyolca cevap veriyor, şok. Çünkü ya da kimse bilmiyor İspanyolca orada yani turistler. Biz bu topraklarda büyüdük abi, ister istemez. Biliyoruz, azıcık konuşuyoruz, 8-10 kelime olsa da yani. Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Ne yapayım abi? Minimum 10 dilde böyle şey, 50 kelime öğrendim. Yetiyor bana. Süper. Adasına gerek yok, beyni yorarsın. Doğru. Abi. Hola, ¿cómo está? Gracias. ¿Qué es eso? ¿Disco, club, restaurant? Restaurant, yes. ¿Tú tienes desayunas? Sí, pero en este horario solo dinner. Where are you from? From Turkey. Soy de Turquía. Okay. Sí. ¿De dónde eres? Argentina. Oh, bueno. ¿Buenos Aires? ¿Tienes? No, de Córdoba. ¿Mendoza? Córdoba. ¿Córdoba? Ah, bueno. ¿Tienes? Me gusta. Sí. Me gusta Córdoba. ¿Qué te ¿Tú gusta? ¿Tienes pizza? No. Pizza no, tengo hamburguesas, tengo carne, pescado, pasta, todo. Muy bien, muchísimas gracias. A vos. Okay. Tal vez mañana, después. Bueno, gracias. Nos vemos. Arjantinliymiş. Evet, Arjantin. Bağrından kopup gelmiş buraya hanımefendi. Restoranda karşılama göreviyle işini icra ediyor. Güzel yemekler var, fiyatlar ise 10 dolarla 15 dolar arası. Bak biraz yürüdük ya, hava basmaya başladı. Sıcak abi, ablam burada. Hola, ¿cómo está? Abi nereye gitsek Aldos'a çıkıyoruz abi sürekli. Gıcık olmaya başladım bu herife. Aldos amca öldü ya. Vallahi. Sen tanıyor musun Aldos amcayı? Aldos amcayı tanımıyorum ya. Hadi ya. Vallahi. Tanımak isterdim ama. Aldos amcayı ben de tanımıyorum ama bir gün belki tanışırız. Şu karşıya geçelim abi. Karşısı ne kadar güzel ya. Az önce mikrofona sorun olmuş. 8 dakikalık bir parçamız. Ses yoktu. Çöpe gitti. Çok güzel röportaj yapmıştık orada. Kaçtı arkadaşlar maalesef. Bazen anı kaçınca tekrar olmuyor. O yüzden şimdi devam ediyoruz gezmeye. Burası çok güzel bir restoran. Meksika bayrağı. Hola amigo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Pulsera, ¿cuánto cuesta este? $150. Gracias, hermano. Yo tengo mucho, hermano. Yo tengo mucho. No tienes nada. Sí, este hotel. Entonces cobra otro. Gracias. Ponerlo. Buenas tardes. Hop, bisiklet yolundaymışız. Bende bir sürü var diyorum, yok diyor üzerinde diyor. Çocuk da zeki, esnaf. Esnaf abi. Bak mesela şurada bisikletçiler falan var, motorcular. Bir onlara soralım, bisiklet, motor. Bak çurocu, çurocu Ekrem. Çuro tatlısı yapıyor. Hola hermano, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cuánto cuesta churro? 5 churro. 85 ha? Burada şurada yazmış. Tabii, bak şurada ne yazıyor abi? Bir tanesi 45 peso. Este uno, 45. Sí, uno de los sabores, tres sabores. Neymiş abi? Ha, sabores koyuyorsun içerisine. He, aynen. Güzelmiş ha. Halka tatlısı gibi bu ama biraz hamuru şey olmuş böyle. Sert dökmüş abi. Muchísimas gracias. Tal vez después. ¿Qué? Sonra dönüşe bakarız. İnce olsaydı alacaktım da çok kalın dökmüş hamuru. Adana burması dökmüş. Adana işi böyle yaparlar ya. İnce olacak abi, çıtır çıtır şekere batırıp yiyeceksin. Malum burada şerbet yok. Şekere batırıp yiyoruz. Esmer şeker ve tarçına. Döviz kuru sabit. 16.80 yine bugün abi. Çok bir hareketlilik yok. Stabil. Derecelerin olduğu sokağa geldik. Bisikletçiler var, motorcular var. Şu motor fiyatlarını sormak istiyorum. Bir denk gelirsek bir iki yere. Bak abi burada bisiklet kiralıyor. Soralım. Hola señor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Tú tienes motor rent? Tenemos motor. Sí. ¿Cuánto cuesta uno día? Un día. Sí. Este normal motor. Pero moto scooter, ¿verdad? Sí, scooter, moto, normal. No grande. Queremos un depósito nada más. Uh-huh. ¿Depósito efectivo o el pasaporte? Un pasaporte. Bueno. Sí, permíteme. Bakıyor abi şimdi. Kontrol ediyor. ¿Cómo te llamas? Me llamo Martini. Martini. Bueno. A preguntar y tú vas a saber en un momento. Sí, bueno, no problema. Espera. Sí. Aquí está. Persona. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Todo bien? Sí, bien, gracias. Pregunta. Ok. Bueno. Ok. Abim arıyor mekan sahibini. İlginç bir şey valla. Bir fiyat öğreneceğiz dedik. Bütün Meksika'yı ayağa kaldırdık. Lo tengo. Ok. Vamos a Marquedo 10 minuto después. Aquí. Ok, bueno. Gracias. Dayım abi Meksika'yı ayağa kaldırdı. Motor fiyatı öğrenecektik. 50 kişi aradı. Hiçbir telefonla açmıyor. Dedim bari markete gireyim, dönüşte uğrarız sana dedim. Yoksa bırakamayacağım yani, yakamdan düşmüyor.
Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy está aquí. Se estamos país en México. Bu arada birçok kişi yorumlarda fark etmiş, birkaç önceki bölüm, yani son 3 bölümdür videolarımıza artık dublaj giriyoruz arkadaşlar. Özellikle Latin Amerika videolarımıza hem İspanyolca hem İngilizce ses seçeneği ekledik. Yurt dışından izliyorsanız, televizyonunuzdan izliyorsanız eğer İngilizce gösterebilir veya İspanyolca gösterebilir. Türkçe izlemek isterseniz videonun ayarlar kısmından tıklayıp Türkçe dublaj seçeneğine geçebilirsiniz. Amacımız biraz daha büyük kitlelere hedef almak, yurt dışına açılmak, Amerika, İngiltere, İrlanda. Şimdilik İngilizce, İspanyolca ile başladık. Daha sonra diğer dilleri de alternatiflere ekleyeceğiz önümüzdeki günlerde. Vermiş olduğunuz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel, yine bir hediyelik eşya modasına geldik. Ya bilmiyorum, ben böyle yerleri çok seviyorum. Siz seviyor musunuz arkadaşlar? Şuna bakar mısınız ya? Sanat eseri. Harbiden bu adamlar sanatçı ya. Abartmıyorum gerçekten. Bunlar da şat bardağı. 220 pesoymuş. 11,5-12 dolar civarında. Hola. Buenas tardes, como está? Burada kilimler, milimler var, karpetler. Şöyle bakar mısın, böyle şaman tarzı ritüel bir dükkan. Ritüelleşmiş. Şamanizmden esinlenmişler abi. Oaxaca Ölüler Günü Festivali'ne sembolize etmiş. Merhumlar. Burada işte karı koca oturmuşlar abi. Fotoğraf çektiriyorsunuz. Sokaklarda bir adam var, rengarenk boyamışlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mikrofonu yakından tutuyorum çünkü biraz rüzgar var. Sesim daha iyi anlaşılsın istiyorum. Şimdiden haberiniz olsun. Milano Cafe aynı zamanda hediyelik eşyacı. Caddenin sonuna geldik. Bocapay. Şuradan sonra cadde kopuyor abi. Sahil yolu başlıyor. Dediğim gibi sahil çok uzak buradan. Ve şunu da merak ediyorsunuz, hep soruyordunuz. Kuru temizleme işi nasıl yapıyorsun diye. Latin Amerika ve Asya kıtasında o konuda Allah var, çok rahatım. Niye rahatım diye sorarsanız her yerde kuru temizleme işi var. Veriyorsun kıyafetlerini, kilosu 1 dolar. İnsanların burada evinde çamaşır makinesi olmadığı için, durumları iyi olmadığı için her yerde böyle devlet halkını düşünüyor. Kuru temizlemeci açmışlar abi. 1 kilo çamaşırını yıkıyor, kuruluyor, ütülüyor, paketliyor, sana veriyor. En son 2 kilo çamaşırım var. Haftada 1 yıkıyoruz. 2 dolara, yani aylık 8 dolara bu işi bitirmiş oluyoruz abi. Hem de pırıl pırıl pırlanta gibi. Bak motor kiralıyor burada. Scooter, ATV. Aa, bunu pahalıdır ama. Sorayım bakayım hemen. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cuánto dio? Un día. 700. Es muy caro, señor. ¿Tiene descuento? 600. ¿Tú tienes depósito? Quiero. Pasaporte. Bueno, gracias. Buenas tardes. 700 de kiralıyor ya. 700 olur mu abi? Ne yapıyor? Matematiğim gitti ha. 45 dolar. 45 dolar abi, ne yapıyor? Oo, iyi para. Asya'da 60-70 dolara bir yerde kiralıyorsun. Bu herif burada 45 dolara. Günlük kira. Gerek yok abi. Bizim oda şey var. Ali Desidoro var. 15 dolara kiralıyor. Yani ondan alırız bir gün abi. Hemen işimizi bitiririz. Tak motoru veririz. Sonra kaçarız buradan. Çok fazla masraf. Hiç gerek yok. Tekrardan caddenin şimdi ilerleyen bölümlerine doğru geldik. Scotiabank. Buranın en büyük bankası. Merkez Bankası'ndan sonra. Bayağı da gezgin traveler var burada. Bisiklet yolu. Bisiklet yolunda yürümek yasak. Dikkat etmeniz lazım. Çarpabilir. İtalyan restoranları. Playa del Carmen'de olduğu gibi. Burada da tıka basa dolu abi. Şurada bir tekilacı var. Tekila Mezcal Shop. Gezdik sana. 2-3 tane gösterdik arkadaşlar. Şimdi diğer taraflara doğru gidiyoruz. Bak şu Napoli diye bir kaktüs abi. Kaktüs çeşidi. Bunu yakından göstermek istiyorum. Nopal, Nopales, Napoli diyorlar. Bu yemeklik abi. Bunu yiyorlar evet. Benim bir arkadaşım vardı Cancun'da. Yıllar önce geldiğimde bana bunu yapmıştı, şaşırmıştım. Küp küp doğruyor, temizliyor abi. Zeytinyağında soğanla birlikte kavurup gömüyorlar. İlginç bir şey. Deneyin. Ben çok beğenmedim. Belki veganlar veya vejetaryenler beğenebilir. Yani bildiğiniz gibi ne veganım ne vejetaryenim. Et varsa yerim baba. Affetmem, acımam. Şu otelin konseptine bakar mısın güzelliğine? Aman yarabbi tövbe. Adam ne kadar güzel resmetmiş ya. Üst katta böyle raftaplar falan var, rooftoplar. Mükemmel abi. Çin mutfağı çok burada, açık büfe, komida. Bunu da bir gösterelim abi. Çinli gelmiyor, niye böyle yapmışlar çok merak ettim. Demek ki insanlar yiyor abi. Neler var hocam? Ha, 100 şey tablet sürü, 100 peso, 5 dolar. Bir tane ana yemek alıyorsun, 2 tane de yancı veriyorlar. Kavuklar falan var. Hola, buenas tardes. ¿Qué es eso? Todo pollo. Pollo, todo. Todo pollo. ¿Tú tienes cerdo? Este pollo, pollo, pollo. ¿Qué hay adentro? Sauce. Soya. Soya. Soya, bueno. Gracias. ¿Cuánto cuesta? 50 la cucharada, que es esta. Ajá. 100 la orden. 100. Sí, es okay. Pesado más. Okay, muchísimas gracias. Sí. Nos vemos. Tek tavuk alırsam diyor 50. Yanına 2 tane yancı ile birlikte alırsam 100. 3 çeşit tavuk satıyor, bir çeşit domuz eti varmış arkadaşlar.
Çin tavuklarını severim. Çin tavuklarını severim ama daha güzel bir restoranda yemek isterim. Bu dayı ne satıyor ya burada? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Oh, helado. Esto es México, ¿sí? Italiano, México. 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 ¿Cuánto cuesta? El sencillo sale 40 y el doble sale 60. Mm. Voy a tener unos 40 de 30 y de 40. ¿Cuánto? 30. 30. Abi bunlar sorbe, şunlar sütlüymüş abi. Kusura gracias. Nos vemos. 30'a satıyor sorbe külahı. O bizim şey Twister gibi Argida'nın. Sütlüsünü de 60'a mı satıyor dedi? 60 mıydı? Evet. Tatsız ama ben yedim. Puebla'da bu adamın bir şubesi var. O zaman yemiştim. Uçlama mı ne verdim? Ne tat vardı ne tuz vardı abi. Bak Tulum Mola meşhur kapıları işte. Burası o sahile giden restoranların bir tanesi. Böyle afilli kufilli işte büyük kapılar mapılar yapıyorlar. Ondan daha büyük yani sahilde göstereceğiz. Zaten orada fotoğraf çektirmek için para alıyorlar abi. $5, $10. Burası free. Nagile kafe arkadaşlar. Gösterelim içeriği de. Bakın masalı nagile var. Hola. Gracias. ¿Cómo está? Bien. Nagile kafeymiş. Müşteri yok içeride. Arkadaşlar yemek yiyordu masalarından kaldırmıyorum. Arap var mı? He? Arap. Arap yok da. Seviyor. Bunlar da seviyor. Alışmışlar abi. Zaten Türk hiç yok. Toplasan belki 100 kişi var mıdır acaba Cancun Playa del Carmen'de yaşayan Türk? Var mı burada yaşayan arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bilelim ya. Çünkü normalde her gittiğim ülkede ben minimum bir gün içinde yani 5-6 Türk'le denk gelirim. Bir haftada buradayım daha bir kişiye denk gelmedim. Sıfır. Hiç Türk yok. Olay mı? Neslerdesin? Herkes böyle dost canlısı işte. Selam veriyorlar. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Selamlaşıyoruz. Güzel şeyler ya. Selam vermek güzel şey yani. Burada her kim yani sizi tanısın veya tanımasın yolda geçerken yüzüme bir kere baktınız bir saniye. Direkt iyi günler, günaydın, nasılsın falan diye sohbet etmeye başlarlar. Maalesef ki bazı ülkelerde bu çok eksik. Yani adama selam veriyorsun, hayırdır kardeş sen kimsin diyor. Gerek yok öyle şeylere. Bu bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Ufak bir Tulum gezisi yaptık sizlerle birlikte. Bir sonraki videoda Tulum'un sahillerini ineceğiz, gece hayatını inceleyeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize kadar teşekkür etsem az. Eren'in kanalına hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Buraya tekrardan linkini bıraktık. Eren iyi köşkler açıklamalarda da mevcut. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Meksika Birleşik Devletleri'nden, Tulum sahillerinden herkese selamlar, saygılar, sevgiler.